Haftanın üçüncü günde Nargül Hanım'ın sofrasındayız. Hepinize tekrardan merhabalar. Nargül'cüğüm ellerine kollarına sağlık. Mutfak tüm enerjisiyle elinden geleni yaptı. Yalnız sabah arkadaşlar seni karşılamanı biraz soğuk bulmuşlar. Niye? Arkadaşların ellerini sıkmamışsın. Yani seni çok sıcakkanlı bulmamışlar. Özellikle Servet Hanım'dan başlayalım. Evet. Servet Hanımcığım sabahki karşılamayı beğenmemişsiniz. Evet beğenmedim. Elinde bir kolonyayla bize hoş geldin diyebilirdi. Daha sıcak karşılayabilirdi. Nasıl? Ben dün mesela misafirlerimi kolonyayla karşıladım. Uçsa mıydım? Nereye uçsa mıydım? Ne bileyim. Merhaba hoş geldiniz dedim. Daha ne diyebilirim? Bilemiyorum. Ben yorumumu öyle yaptım. Peki. Peki ümitli değilsiniz. Niye ümitli değilsiniz? Yani iki gündür yorumlar yaptı, beğenmedi. Yani kendine güvenmeyen biri bunları söyler mi? Yok söylemez de bugün karbonhidrat patlaması yaşayacağız. Sadece o yüzden ümitli değilim. Lezzet konusunda da mı ümitli değilsiniz? Değil. Yedikten sonra yorumunu alırız. Hmm. Peki. Sema Hanım'dan devam edelim. Sema Hanım siz sabah nasıl buldunuz karşılamayı? Ben de Nargül Hanım'ın karşılamasını biraz daha güler yüzlü bekliyordum. Çünkü daha güler yüzlüydü. Servet Hanım'ı mesela dün... Servet Hanım mı daha güler yüzlüydü? Daha ilk günden Servet Hanım daha böyle sakin, soğuk, bana çok soğuk gelmişti. Nargül Hanım o daha şaşırttı beni yani. Dünkü karşılama dün karşılama beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Bundan daha iyisini bekliyordum. Çünkü hani normalde daha güler yüzlü hanımcık bir... Zaten güler yüzlü karşıladım sizi. Stresten de olabilir. Şimdi o yüzden belki kendi kültürlerinde şey misafiri nasıl ağırladıklarını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Kolonya falan tutuluyor mu sizde öyle gelene? Yok. Merve Hanım da kolonya tutmadı mesela. Yani o günün heyecanına veriyorum belki de şey. Sizde kolonya yoktu. Bende de yok. Peki Sema Hanım, siz ümitlisiniz ama Nargül Hanım'dan. Ümitliyim hiç. İlk kez deneyeceğim yemeklerini, lezzetine bakacağım. Bilmediğim bir menü. Hiç bilmediğim bir menü geliyor şu an karşıma benim. Köfte yemeyen biri olarak Türkmen yemeklerini yedim deseydiniz şurada düşer bayılırdım zaten. Aynen. Ama evet. İnternetten araştırdım. Peki ha, baktınız yemeklere. Baktım. İyi, peki o zaman baktım. Şükür. Mustafa Bey siz nasıl buldunuz karşılamayı? Evini gezdiniz. Temizlik hakkında sormuyorum ama cidden hamarat birinin evine benziyor muydu tertip düzen olarak? Yani sade ve güzel bir evi var. Söylemiştim. Kısa hani kıyafetine bakarak biraz daha belki yöresel bir şeyler olabilir diye düşünmüştüm ama şurada şeyi gördüm. Neydi bu? Demlik. O ne bu? Demlik. Çaydanlık. Yeşil çay demliyoruz. Ha yemekten yeşil çay sonra mı? Evet. Ha iftardan sonra çay içeceğiz. O süper. Evet tatlıyı da. Aa süper. Ha Esra içinde çay var. Evet demlenecek iyice ne o. Peki kıyafetine kombin olarak yöresel çayı evet, da demlemiş hanımefendi. Evet yöresel çay da demlenmiş. Yani evet bir tokalaşma falan olmayınca ben de şey yaptım acaba hani biraz yani bitti. Ne bileyim hani, şimdi elimi uzatırsam bu çok soğuk gelmiş. Yani Mustafa Bey ki çok sıcak kanlı olmayı sevmeyen biri ona bile soğuk gelmişsin biraz. Bir tık sadece. Peki siz yemek konusunda ümitli misiniz? Haftanın başından beri yemekleri beğenmedi dediniz. Bugün cidden bu beğenmemenin ardından böyle bir lezzet patlaması yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Benim beklentim yüksek. Yani Özbek pilavı daha önce, pardon Türkmen pilavıydı özür dilerim. Evet. Daha önce denedim bir kere. Çok böyle arkadaşım yapamamıştı galiba. Hani muhtemelen o yapamamıştır da beğenmemişimdir. Siz de inşallah bu önyargımı kırarsınız. İnşallah. Peki. Merve Hanım siz nasıl buldunuz Nargül Hanım'ın karşılamasını, misafirperverliğini? Ben de arkadaşlara katılıyorum. Daha samimi olabilirdi. Yani normalde çok böyle güler yüzlü bir hanım ya böyle hani karşılaması daha böyle bir soğuk gibiydi ya da heyecandandır. Heyecandan ona verelim. Belki. Evet ben de kolonya meselesine katılıyorum. Bizim evde yoktu ben o yüzden de ökledim. Bende de yok. Yani sizde de yoksa sıkıntı yok o zaman. Peki siz hanımefendiden muhteşem bir lezzet bekliyor musunuz? Aslında çok fazla bir fikrim yok yani hiçbir şey beğenmediği için bilmiyorum kendine olan güveni çok fazla. Yani benim ondan beklentim çok yüksek. Hmm, özgüven olarak bayağı yüksek kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Yemeklerin lezzetlerini bilmediğim için şimdi ilk defa tadım yapacağız. Şimdi Servet Hanım dedi ya onlar dün bakışlar falan bir bakışta böyle bir anlamadın mı hamarat olup olmadığını? Anlamadım. Böyle bir gözlerin içine bakmadın mı? O niyetle bakmadım. O ışık yok muydu? Hangi niyetle baktın o zaman doğrusu? Öylesine baktım. Peki. Sofra düzenini nasıl buldunuz bu arada? Sofra masaya düzeni, baktığınızda. Yani renk uyumu falan. Bardakların yeri benimki ters tarafta. Onun dışında sade, şık. Beğendiniz. Yani bir sıkıntı yok. Peki Servet Hanım? Biraz karışık renk uyumu. İşte düzen. Nesi tabak karışık? Eksik. Tabak eksik çünkü bunu kırdım. O için başka koydum. Beğenmediniz mi? Beğenmedim. Beğenmediniz. Peki dünkü o şatafattan sonra size bu biraz sade geldi galiba. Çok, yani normal günlük bir sofra gibi geldi. Davete uygun bulmadınız mı? Hayır. Peki Sema Hanım siz? Servet Hanım'a katılıyorum.
masada renk uyumuyor. Hmm, bir kargaşa mı? Çok karışık. Evet, insanın gözünü yoruyor. Evet. Nesi yoruyor? Mesela beyaz örtünün üstüne renkli tabak koymuşum tamam, yani. Tamam, çok hoş. Evet. Mesela peçetelerimiz siyah olabilirdi. Bir uyum sağlayabilirdi. Yapraklı yapraklı bunlara uysun hiç, diye koydum. Hayır yani. Bak şimdi siyah ama siyah bir peçete ya da krem de çok hoş olabilirdi. Hani tabaklarına uyum olarak da. Bunları bunlar, bugün için mi aldın, evde var mıydı kullandın? Bunlar gerçekten şu an göz yoruyor. Bugün için aldım. Hmm. Şimdi daha bu desenle bu desenle olurdu yani. Anladım. Diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Peki bir şey, dünkü Servet ablanınki de rengarenkti masa. Bir yeşil vardı üstünde, ama beyaz tabak, vardı. Hayır, tabaklar sadeydi. Masa örtüsüyle bir uyum içerisindeydi. Uyum içerisindeydi. Hani yormuyordu. Çok şık bir masaydı. Uyum peki eleştirilerine göre bugün yani güzel bir masa çıkmadı mı? Düzen olarak, tertip olarak, şıklık olarak. Karışık. Karışık. Biraz karışık. Karışık. Gözüyorum. Ben onların masasına bir şey demedim. Çünkü masa normal bana tabak. Masaya çıkıyor. Çok takılmıyorsun galiba. Masaya çok takılmıyorum. Hı hı. Yani hiçbirisinin masasına bir şey demedim ben. Sadece şu peçeteye takıldım. Hı. Bu şu siyah ya da krem olsaydı çok hoş olabilirdi. Günlük bir masa gibi geldi mi size? Ekmek sepetinizi bile siyah tercih etmişsiniz. Anlatabiliyor evet. muyum? Peki günlük bir masa gibi geldi mi size de? Servet Hanım dedi ya davete uygun bir masa değil. Değil. Günlük değil. Güzel, şık tabaklar. Anladım. Şık buldum. Şık. Peki Mustafa Bey? Yani günlük derken hani zaten bir davet şeyi bugüne kadar hiç yapılmadı. Bir davet masası gibi ne bileyim bir çiçeğidir, mumudur vesairesidir bunlar dünkü, sunumda. Dünkü de davet olarak görmediniz mi? İlla davet olarak derse daha farklı bir masa şeyi yapılıyor. Tabağıdır, yani bardağıdır, şu güne kadar şey kimse farklı. Davet masası, şu ana kadar bir davet olmadı. Masası kurmadı. Yani evin fiziki imkanlarına göre kuruluyor. Bardak, tabak güzel. Kaşık, çatal öyle yani. Peki, yerleri Servet düzgün Hanım yerde. Diyecek bir şeyiniz var mı sizin? Yok demiyorum. Peki. Yerleri düzgün yerde. Bir tek bardaklar buradaydı, kaydırdık. Peki. Bir tek Servet Hanım galiba günlük bir masa gibi gördü davet masasını. Aynen ben öyle gördüm. Peki bugün seni çok konuşacağını düşünüyorlar. Yani dünün hayfanı bugün alacağını düşünüyorlar genel olarak. Bilmiyorum. Merve senin de kısasa kısas yaptığını düşünüyorlar. Dün 2'yi o yüzden verdim. Bugün senden açıkçası 3 puan bekliyorlar. Yani iadeyi ziyaret gibisinden. Asla öyle bir şey yapmayacağım. Ki hadi bakalım göreceğiz. Asla öyle bir şey yapmayacağım. 1 puan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.